Evet. Ali Saylı, İletişim Fakültesi. Programınızın ismi Genç Bakış ama gençlere söz verilmiyor. Bunu eleştirerek başlıyorum. Arkadaşlar şu ana kadar söylenenlerin hepsini de bilmemiz gereken, dinlememiz gerekendi. Bundan sonra söz hakkı sizlerde. 40 yıldan beri dinliyoruz zaten. Zamanımız fazlasıyla var. Herkes istediği kadar söz hakkı alacak. Evet. 40 yıldan beri dinliyoruz. Ben dinlemiyorum ama 40 yıldan beri tarih kitaplarında, belgesellerde Sayın eski Cumhurbaşkanımızı görüyoruz. Buraya da Genç Bakış programı. Bakış açımızı genişletmek için geldik. Sorum da şöyle. 1999 senesinde Tempo dergisinde 703. sayısında şöyle bir fotoğraf vardı. Sayın Demirel'in ailesiyle çekildiği fotoğraf adı altındaydı. Bu fotoğrafta hayali ihracatçılar, bu fotoğrafta adı statü aktarımıyla hortum işlerine karışmış insanları vardı. Bu fotoğrafta benim köylüm, benim işçim, benim çiftçim yoktu. Sorusunu tamamlasın arkadaşımız. Şöyle devam ediyorum. Evet. Gündemde şöyle bir şey var. Türban takmak isteyen Arabistan'a gitsin okumaya. Bunun yanı sıra bir saniye arkadaşlar. 40 yıl önce de komünizm tehlikesi yokken komünistler Moskova'ya tarzında açıklamalarıyla gündeme yön vermişti. Şu anda soruyorum. Kendi geldiği parti Adalet Partisi, yani küçük Amerika yapacağız söylemleriyle iktidara talip olan Demokrat Parti'nin devamı. Şu anda bakıldığında Süleyman Demirel'in, Sayın eski Cumhurbaşkanımızın hiçbir şekilde statü aktarımıyla banka hortumlananlar için, bunun yanı sıra Amerika vatanım Türkiye'ye satarım diyen zihniyetlere karşı dünyanın hiçbir yerine göndermediler. Acaba onların yeri Türkiye midir? Bunu soruyorum. Teşekkür ediyorum. Neyi sordu? Neyi sordu? Aile fotoğrafında benim işim, benim köylüm yoktu. Hortumcular, hırslar, banka soyanlar vardı dedi. Keşke demeseydi. Şimdi yarım saat sürer bunun cevabı. Küçük Amerika yapacağız diyen Adalet Partisi'nden geriye ne kaldı? Şunu söyleyeyim. Benim işçim, benim köylüm sözleri bana aittir. Neyi biliyorsun? İtirazın var mı? Bana aittir, bana. Benim işçim, benim köylüm dememişim diye beni eleştiriyorsun. O laflar bana ait. Onlar benim. Ben söylüyorum benim işçim, benim köylüm diye. Anlattım ben burada ben size birçok şeyi. Neyi anlattım? Eğer bugün Türkiye'de benim köylüm, kara sapan, kara öküz, kara çarık ve kara kanının peşinde değil de 1 milyon traktörün peşindeyse orada ben varım. Benim Adalet Parti'm var. Demokrat Parti var, Adalet Partisi var. Biz varız. Biz varız, evet. Fabrikasını kuran da biziz. Köylüye her sene 20.000-30.000 traktör alacak gücü veren de biziz. Bugün sorun köylüye hangi devletin, hangi hükümetin idaresinde köylü memnundu? Eğer bugün 50 milyon toprak sulanıyorsa, bu toprakta toprağın 50 milyon toprak köylünün toprağı. Orada biz varız. Ve bizim Türkiye'yi idare ettiğimiz zaman köylü hiçbir zaman alın teri, elemeği, göz nurunun karşılığını almadım diye bizim karşımıza çıkmadı. 1 kilo buğday sattı, 1 litre mazot aldı. Bizim Türkiye idare ettiğimiz dönemlerde. Bugün 8 kilo buğday satıyordu, 1 kilo mazot alamıyor. Sen nereden bahsediyorsun benim köylüm? Ve Türkiye'de eğer, Türkiye'de bugün 2,5 milyona yakın çalışabilen sanayi işçisi varsa, bu sanayinin kuruluşunda %80 ile %90 biz varız. Ne demek yani benim köylüm, benim işçim? Demişim de bir şey yapmamışım. Ne kalmıştır Adalet Partisi'nden veya Demokrat Parti'den? Yani bizim idarelerimizden
Kaldır bakalım, ben sana anlattım onları işte. Kaldır onları Türkiye'de, bak bakalım Türkiye'ye ne kalır. Ne yolunuz kalır, ne köprünüz kalır, ne okulunuz kalır, ne hastaneniz kalır. Ben onları şimdi anlattım. Ama efendim hortumcuymuş. Kim hortumcuysa onun yakasına yapışırlar. Suçun şahsiliği asıldır. Hiç kimse birisinin işlediği suçtan dolayı başka birisini suçlayamaz. Hukuk devletidir burası. Öyle şey olur mu? Olmaz öyle şey. Yani hadise budur.